Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sardunyalar hakkında merak edilenleri sizlerle paylaşacağım. Sardunyalarınız eğer ki bir dal üzerine hiç yapraklanmadan uzuyorsa, şöyle coşa coşa olmuyorsa, çiçeklenme olmuyorsa, tohum çıkartmıyorsa, bunlar için ne yapmamız gerekiyor? Bunlar hakkında sizleri bilgilendireceğim. Biliyorsunuz ben sardunyaları duvarda bu şekilde şöyle göstereyim. Duvarda yetiştiriyorum. Bunun sebebi de balkonumun çok fazla güneş görmesiydi. Balkonumu da bundan dolayı çiçeklerimi burada yanmadan daha güzel yetiştirmek adına böyle bir cam balkon yaptırdım. Çok fazla güneş gördüğünden dolayı yapraklarında yanma oluşuyordu ve çok fazla yapraklanmıyordu bu yüzden de. Şimdi sadece güneş görmediği zamanlar, ikindi zamanı veya da sabahın çok erken saatlerinde açıyorum, havalandırma yapıyorum. Hem böyle dolu dolu oldu. Yaprakları da sararmadığı için o yaprakları sararan yaprakları çok kopartmıyorum. Çok nadir bir şekilde böyle ekstradan yaprakları kuruyor. Bu da normaldir arkadaşlar. Yani hiç kurumazsa zaten normal değil. İlla ki yapraklarında kuruma oluşur. Burada Melisa çiçeğimiz var. Bu 1,5 ay önce çok küçük bir fideydi. Hemen yanından bir fide oluştu. Bakın buradan tekrar bir görebiliyor musunuz? Tekrar bir fide veriyor. Tekrar büyüyecek. 1,5 ayda bu şekilde büyümesi gerçekleşti. Elimde de o anda böyle bir cips kutusu vardı. Buna ektim. Sizler de bu şekilde cips kutularını değerlendirip kendinize saksı yapabilirsiniz. Burada da pervane çiçeğim. Arkadaşlar ben özel besin veriyorum. Özel bir vitamin veriyorum şu şekilde. Çiçeklerimin bol yapraklanıp bu şekilde güzel güzel büyümesi için, coşması için. Bunu ayda bir veriyorum. Bu ne arkadaşlar? Bakın içerisinde de görüyorsunuz. Bunun içerisinde sarımsaklar var arkadaşlar. Sarımsakları 1-1,5 gün bekletiyorum. Çünkü çok fazla koku veriyor ve evinizde rahatsız etmemesi adına özellikle 1,5 gün yeterli. Eğer ki aspiriniz de varsa içerisine de aspirin katıp karıştırıp daha sonra çiçeklerinize bu şekilde veriyorsunuz arkadaşlar. Sardunyalarıma veriyorum. Melisama veriyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Küpe çiçeğine veriyorum. Burada Japon küpelimiz var. Onu da yapraklarına değdirmeden dikkatli bir şekilde veriyoruz. Dikenler tacına. Burada ipek çiçeği var. Ben bu çiçeği çok seviyorum. Burada mum çiçeğimiz var arkadaşlar. Bu mum çiçeğini de böceklenme olmuştu. Kurtçuklar basmıştı ve bunu kurtardı. Şimdi güzel bir şekilde gelişimine devam ediyor. Burada telgraf çiçeğimiz var. Burada begonyalarım var arkadaşlar. Begonyalarıma veriyorum. Burada kasım patımız. Artık çiçeklenmesi durdu kasım patının. Sonbahar ayıyla beraber çiçeklenmeye tekrar başlayacak. Yine bir begonyamız var. Burada iki yapraktan çoğaltmış olduğum kalanşon var arkadaşlar. Bunun videosunu sizlerle paylaşmıştım. Bakın yaprağın birini görüyorsunuz. Biri de burada. Bu iki yapraktan çok kısa bir sürede yani yeşerdi, büyüdü. Üstüne bir de çiçeklendi. Tabii ki biz ne yapıyoruz? Buna da veriyoruz. Burada pembe telgrafımız var. Evet, burada da kaktüsümüz. Hepsini sırayla verdik arkadaşlar. Şimdi tekrar konumuza geçelim. Evet, sardunyalar arkadaşlar çok fazla güneşi sevmez. Eğer ceylan gözüyse tabii ceylan gözü daha çok güneşi sever ama bu normal sardunyalarımız, sakız sardunyalarımız çok fazla güneşi sevmiyor. Daha çok güneş almayacak yerlerde yetiştirmemiz gerekiyor. İç dış mekan bitkisidir zaten. Eğer ki balkonunuz, terasınız, bahçeniz yoksa ne yaparsınız? Camınızın önünde de yetiştirebilirsiniz.
Orada da yine aynı şekilde çiçeklenip yapraklanacaktır. Ama eğer ki camdan uzak bir yerde yetiştirirseniz ne olur? O zaman çiçeklenme olmaz. O zaman sadece yapraklanmaya döner. Güneş görmediği zaman daha az çiçeklenme yapar. Ve kuruyan dallarını arkadaşlar bu şekilde kopartıyorsunuz. Kuruyan, pardon, çiçeklerini bu şekilde kopartıyorsunuz arkadaşlar. Saralan yapraklarını alıyorsunuz. Ben pek kötü yaprak bırakmayı sevmiyorum bitkimde. Çünkü gücünü taze yeni yapraklarına versin diye bu tür olan yapraklarını ben koparıyorum. Dal budamasını dediğim gibi çiçekleri kuruduktan sonra yapıyorsunuz. Yaprak budamasını, kötü olan yapraklarını görürseniz o şekilde, şu şekilde kopartıyorsunuz arkadaşlar. Ekstra buna sarımsaktan başka nasıl bir vitamin veriyorum? Yumurtaları haşladıktan sonra o yumurtanın haşladığınız kabın içerisindeki o su kalsiyum suyu oluyor. Yumurtanın kalsiyumu o suya geçmiş oluyor. O suyu da yine ne yapıyoruz? Sardunyalarımıza veriyoruz. Sardunyalarımızın bol bol çiçekli olmasını sağlıyor. Deminki verdiğimiz sarımsaklı kür ne işe yarıyor? Arkadaşlar köklerinin güçlenmesine yarıyor. Kök güçlenince dal güçlenir. Dal güçlenirse yaprak güçlenir. Yaprak güçlü olursa çiçek açar ve çiçekler güçlü olur arkadaşlar. Bunlar hepsi birbirine bağlıdır, bütündür. Bunlara özellikle dikkat edelim. Köklerimizin, bitkilerimizin güçlü olmasını sağlayalım. Peki eğer ki çiçeklerimiz hastaysa, verimi düştüyse o zaman ne yapacağız? Bu kürü haftada 2 kere vereceğiz. Bu şekilde de köklerini güçlendirdiğimiz zaman bütün bitkiler, özellikle küpe çiçeğini de kesinlikle tavsiye ediyorum. Küpe çiçeklerine çok faydası oluyor. Hem çiçeklenmesi için faydası oluyor, hem de böyle bol bol yapraklı olması için. Aynı şekilde dikenler ağacının da bol bol çiçeklenmesi için çok önemli bir besin kürüdür arkadaşlar. Bunu mutlaka yapın. Bunun linkini ben bırakırım açıklama kısmına. Siz oradan bakarsınız. Kanalımda da zaten mevcuttur. Sardunyalar bu şekilde arkadaşlar tohumlar çıkartıyor. Şu uzunlamasına çıktığı zaman şöyle daha netleştireyim kameramı. İşte bunlar arkadaşlar tohum oluyor. Bunları sakın budadıktan sonra, çiçekler kuruduktan sonra budalı buduyacağınız zaman özellikle bunları alın arkadaşlar. Bunları tekrardan toprağımıza ekerek yeni yeni sardunyalar elde etmiş olacağız. Onlara da dikkat edelim. Sardunyaların tohumları da bu şekilde oluşuyor. Peki çiçeğimizi nasıl çoğaltabiliriz? Ben şimdi size şuradan, bakın arkadaşlar, şu çelik oluyor. Bu büyük dalın yanından çıkan yeni dallar. Bunu buradan kopartıp, bu yaz kış, söyleyeceğim şey yaz kış geçerli. Bunu buradan kopartıp suda bekletmeden direkt eğer ki gömerseniz toprağınıza ekerseniz o zaman köklenecektir. Hatta ben size şunu göstereyim. Bakın arkadaşlar, biraz önce yaprağı düşmüştü. Direkt çöpe atmadım. Ben bunu aldım, buraya ektim ki bu da aynı şekilde kök verecek. Yapraktan bile kökleniyor sardunyalar. Sardunyalar çok hızlı tutan bitkilerdir. Yani sardunyayı tutturmak çok kolaydır. Önemli olan toprağını çamurlaştırmayacak kadar sulama. Benim bu saksılarımın altında drenaj deliği yok. Buna rağmen bu kadar sağlıklı bitkiler yetiştiriyorsam, sizler altında drenaj deliği olan çiçeklerinizi daha kolay yetiştirirsiniz. Çünkü hava almasını sağlarsınız. Ben bu bitkinin hava alması için toprağını arada bir eşerek, yani şöyle bir karıştırarak havalanmasını sağlıyorum ve suyunu da dikkatli bir şekilde verip çamurlaştırmadan sulamasını yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yine bir videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yine merak ettikleriniz olursa yorum kısmına yazarsanız gördüğüm müddetçe cevaplandırmaya çalışacağım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.